kanser nedir diyelim ve bunun bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, gastrit, ülser nedir? Mide mukozasının iltihaplanmasına gastrit, mide mukozasında yara oluşmasına ülser denir. Ülser tedavi edilmezse Allah korusun ne olur? Kansere dönüşebilir. Tedavisi neden ülser oluşur? Niçin ülser oluşur? Veya gastrit sebebi nedir? Günümüzde maalesef ne yapıyoruz? Çok ağır antibiyotikler, ağrı kesiciler, antidepresanlar vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyor. Herkes ilaç kullanıyor. Kullanılan ilaçlar ne yapıyor? Mide mukozasını yakıyor, kavuruyor. Zamanla çok basit, sıradan bir durumda hemen bakteri, virüs ve mantarlar hassaslaşan, tahrip olan mide mukozasını yerleşiyor. Önce iltihap sonra yaralara dönüşür. Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bir bakteri sebep olur. Bu bakteri de durup dururken hemen oraya yerleşmiyor. Çünkü hassaslaşan, zayıf olan mide mukozasına yerleşir. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı kılan nedir? Normal olarak mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Paslı bir çiviyi dahi saniyede tertemiz eder. Yanlışlıkla kişi metal para yutsa, paslı bir para, saniyede tertemiz eder. O kadar sert bir asittir. İşte bu asite karşı bakteri özel bir sabun köpüğü gibi köpük salgılar. O köpüğün içerisinde gizlenir. Mide mukozasını deler, altına geçtikten sonra faaliyetine başlar yavaş yavaş. Helicobacter pylori sadece midede değil, 12 parmak bağırsak ve 12 parmak bağırsak ve ince bağırsakta da ülsere sebep, yaraya sebep olur, iltihaplanmaya sebep olabilir. Tehlikeli bir bakteri. Bu bakteriyi yok etmek için kullanılan antibiyotikler, Halipak, Tripak vesaire vesaire, onlar daha tehlikeli. Neden? Midedeki bakteriyi yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Böylece kişi gastritten veya ülserden kurtuluyorum derken çok daha büyük bir felaketle karşılaşır. Bağırsak florası gider. Bağırsaklardaki 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon faydalı bakteri azalırsa yerine mantar yerleşir. Mantarlar etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir. Yani gastritten kurtulayım derken kişi polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi birçok hastalığı tetikleyen, hastalıkları tetikleyen mantar, kandida mantarı özellikle de yakalanır. İtalyan asıllı Dr. Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda kanserin sebebinin kandida albicans isimli mantardan kaynaklandığını belgelemiştir. Yani kanseri dahi bu mantar tetikliyor, sebep oluyor. Şimdi sadece bakteri değil, gastritin oluş sebebi, alkol, sigara, aşırı kimyasal ilaçlar, abur cubur yiyecekler içerisinde aşırı kimyasal madde var, koruyucu madde olarak. Bunların hepsi de kimyasal ilaç gibi mide mukozasını yakıyor. Yani sağlıksız beslenme, aşırı ilaç kullanma, bakteri vesaire. Mide mukozası tahriş olur, tahrip olursa ne olur? Mide çok özel bir glikoprotein salgılar. Buna intrinsic faktör denir. Ne işe yarar? Mide intrinsic faktör salgılamasını azaltırsa iltihap veya yara nedeniyle bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe etmekte zorlanır. Kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği başlar. Bu da ne demek? Bağışıklık sistemi çöker. Tedavi edilmezse mide rahatsızlığı, kişide kansızlık başlar. Hatta ölüme kadar gider. Bu nedenle mide rahatsızlığının hemen tedavi edilmesi gerekir. Eğer mide rahatsızlığı bakteriden kaynaklanıyorsa
Ona karşı çok özel bir formülümüz var. Tonik. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Eğer ki gastrit veya ülserin sebebi bağırsaktaki mantarlar mideye de yerleşebilir zamanla. Mantarsa aloe vera kullanmak gerekir. Ona karşı da çok güzel formülümüz var. Nadiren midedeki gastrit ve ülserin sebebi virüs olabilir. Virüs. %10. Eğer ki virüs söz konusu ise o zaman iksir kullanmak gerekir. Yani hastalığın sebebini bilebilirsek bakteri mi, mantar mı, virüs mü veyahut da hiç bunların olmadığı başka bir sebep. Aşırı kimyasal ilaçtan midenin yanması, kavrulması mı?